Efendim bir kez daha selamlar. Ben Ersin Tekin ve yine tahmin ettiğiniz üzere sizlerin tatil seçiminize katkı sağlamak amacıyla yeni bir otel keşif videosu hazırlamak için daha önce belki de farkında olmadınız ama çok güzel bir otelden bahsedeceğim size. Öncelikle yalnız burada farklı bir ricada bulunacağım sizden. Bu defa eğer anlatacağım oteli beğenirseniz ve burada tatil yapmaya karar verirseniz lütfen rezervasyon için Tatilium ekibini tercih ediniz. ETS Tur'un yetkili satış yanıtısı olarak bu oteldeki rezervasyonu bizler memnuniyetle bekliyoruz diyorum. Şimdi bu otel dedim ama otelin ismini zaten gördünüz. Ben biraz sürprizi sona saklamak istedim. Arkanus Side Resort Sorgun'dayım. Antalya bölgesinde doğanın en güzel olduğu noktadan bir tanesindeyim. Ve aslında tatil düşünen misafirlerimizin incelemeleri için mutlaka listenin en üstlerine yazmalarını sağlayacak birçok özelliğe sahip bir tesisteyim. Burası aslında yılların tesisi ama artık arkanız çok başka bir görüntüye sahip. Çok büyük oranla yenilenmiş alanlara sahip ve geliştirmiş konseptiyle de misafirlerin burada memnuniyetle ayrılmasını sağlayacak birçok özelliğe sahip. Her şeyden önce muazzam bir sahil, kumsal ve deniz seven misafirlerimizi akvaryum gibi bir denizin beklediğini en baştan söylemek istiyorum. İkinci olarak doğayla iç içe oldukça geniş bir bahçe, çim alanlar, palmiye ağaçları, ana binanın bulunduğu yerde çam ağaçtan oluşan bir ambiyansla doğayla iç içe bir tesis olduğunu söyleyerek ikinci özelliğinden bahsetmek istiyorum. Üçüncü özelliği aquapark seven, çocuk alanlarının eğlenceli olmasını isteyen misafirlerimiz, ailelerimiz için çok donanımlı bir hatta rengarenk diyebileceğimiz bir çocuk dünyası var. Hem ıslak zeminli oyun alanı, hem aquapark hem de çocuk kulübü gerçekten hem yeni yapılmış hem de oldukça nitelikli, özellikli kullanılabilir. Bunun dışında odalarda geçtiğimiz yıl çok büyük yenilikler yapılmış, büyük oranda sıfırlanmış, banyosundan zeminine, yataklarına kadar her şey yenilenmiş. Konseptle ilgili birçok premium marka içecek konsepte dahil olarak sunulmaya başlanmış. Dolayısıyla eğer bu teste daha önce gelen misafiriniz varsa mutlaka bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Ben de buna yardımcı olacağım ve rezervasyonlarınızı memnuniyetle bekliyor olacağım. Şimdi önce drone görüntüleriyle sonrasında da resepsiyon alanından başlamak üzere Arkanus Side Resort Sorgun'dan size sunumlar yapacağım. Ve tekrar ediyorum, oteli beğenirseniz, rezervasyon etmeye karar verirseniz bizler Tatilium ekibi olarak taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız. ETS Tur'un yetkili satış yanıtısı olarak bu rezervasyon taleplerimiz bizim için çok kıymetli. Bütün çalışmaları bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Lütfen unutmayınız ve rezervasyonunuzu bizden yapmayı ihmal etmeyiniz. Takdirinizi bizden yana kullanınız diyorum. Ve şimdi resepsiyon alanına giderek Arkanus Side Resort'u size sunmaya başlıyorum. Haydi buyurun efendim. Ve efendim şimdi Arkanus Side Resort Sorgun'un giriş bölümüne geldik. Sizler ilk otele geldiğiniz zaman karşılanacağınız ve karşılaşacağınız bölümü göstermek istiyorum. Otelin ne kadar doğayla iç içe olduğunu göstermek için bir aslında otelin genel konseptiyle ilgili olarak giriş bölümünde de canlı çiçekler, canlı çiçeklerle hazırlanmış dekorlar sizi karşılıyor ve otele giriş yapıyoruz. Ve efendim Arkanus Side Resort'te otele girdikten sonra resepsiyon lobi alanında sizi çok şık ve çok keyifli bir alan bekliyor. Öncelikle kendinizi çok rahat hissedeceğinizi söyleyebilirim otele girer girmez. Çünkü burada aslında normal bir resepsiyon düzeninin dışında kendini çok rahat hissedeceğiniz bir ortam hazırlanmış. Gayet güzel taze çiçeklerle burada arkadaşlarımız sizi bekliyorlar ve koltuklarınıza oturarak check-in işleminizi yapıyorsunuz. Eğer o anda siz geldiğinizde başka misafirler varsa siz de hemen içeceğinizi söyleyebilir, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu rahat alanda bekleyebilirsiniz. Eğer isterseniz burada lokum ikramı ve fresh içecekler var, detoks içecekler var, limonata ve soğuk içeceklerle sizi karşılayacaktır ama tabii ki daha farklı bir içecek almak isterseniz o zaman hemen birkaç adım ilerideki lobi barda konsept dahilinde size ikramlar yapılıyor. Hemen buyurun oraya geçelim. Efendim Arkanus Side Resort'a giriş yaptık. Check-in işlemleriniz yapıldı ama yol yorgunusunuz, bir şeyler içmek istediniz. Tabii ki içeceğinizi alkollü veya alkolsüz olarak seçebilirsiniz. 24 saat açık lobi bar hemen resepsiyonun birkaç adım yan tarafında. Şöyle bir soluklanmak için bu güzel manzaraya sahip olan koltuklarda oturabilirsiniz. İsterseniz de hemen alkol içeceğinize sipariş verebilirsiniz. Tekrar diyorum, 24 saat açık bir bar burası ve gayet güzel premium marka içecekler konsepte dahil olarak sunuluyor. Tabii ki arkadaşlarımız misafirlerin çaylarını, kahvelerini servis ediyorlar. Alkollü veya alkolsüz sipariş verebilirsiniz.
ilk giriş aşamasında otelin konseptiyle ilgili şöyle genel olarak size fikir verecek markaları da görmüş olursunuz. Saymama gerek var mı, tek tek okumama gerek var mı bilmiyorum ama burada gördüğümüz içeceklerin tamamı konsepte dahil. İşte bira markası, kola markasının dışında tabii ki çok özel kokteyller de yapıyor burada barman arkadaşlarımız size. Buradaki menüden mojitonuzu, margaritanızı, Blue Lagoon'unuzu vesaire işte bir sürü burada martiniler vesaire sipariş verebilirsiniz. Ve tatile güzel, keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Elbette otele girer girmez hemen böyle bir lobby barla ilgili konsepti de size göstererek aslında Arkonos Side Resort Sorgun'un size tatil boyunca sunacağı içecek konseptle ilgili de fikir vermiş olduğumu düşünüyorum. Şimdi buradan yavaş yavaş dış alanlara doğru devam edeceğim. Ama önce isterseniz örnek odalardan bir tane iki tane artık hangileri müsaitse görelim. Size odalarla ilgili fikir verelim. Odalardan sonra dış alanlara çıkarak havuz, deniz ve diğer hizmet alanlarını sizlere göstermeye çalışalım. Devam ediyorum. Buyurun. Ve efendim Arkonos Side Resort'te şimdi sıra geldi oda keşfimize. Otele giriş yaptık. Lobi resepsiyon alanını gösterdik. Lobi barda bir şeyler içtiniz, rahatladınız ama tatile başlamak istiyorsunuz. Odanıza çıkmak istiyorsunuz. Hemen şortunuzu tercih edip havuza gitmek istiyorsunuz ama önce ben size odaları göstermek istiyorum. Sonra aşağı ineceğim. Şu anda geldiğimiz oda standart deniz manzaralı bir oda. Arkonos Side Resort'te odaların tamamının geçtiğimiz kış sezonunda büyük bir renovasyon geçirdiğini ve odaya girdiğiniz zaman yeni hissiyatını alacağını söyleyebilirim. Neler yenilendi hemen söyleyeyim. Parke, buradaki dekorasyon malzemesi, yataklar, perdeler ve banyodaki küvet söküldü. Artık orada bir duşakabin var. Bunlar yeni ve odaya girdiğiniz zaman size rahat bir kullanım alanı sunacaktır. Şimdi odanın kapasitesi 24 metrekare büyüklüğü 24 metrekare ve kapasite olarak 2 yetişkin artı bir de şurada köşede koltuk var. Bu koltuk aslında ikili bir koltuk ve açıldığı zaman büyük bir tek kişilik yatak olabiliyor. Yani neredeyse bunun gibi bir yatak oluyor bu açıldığında. Dolayısıyla 2 artı 1 konaklamaya uygun. Bunun yanı sıra ben şöyle geçeyim. Bunun yanı sıra bu alanda eğer isterseniz bir bebek, hani 2 artı 2 diyoruz ya, küçük bir bebek varsa bir park yatakta konulabilir ama o da çok sıkışık olur. O zaman ben size birazdan gezecek olduğumuz ranzalı odayı tavsiye edeceğim. Ya da ara kapılı aile odası alabilirsiniz. Ama bu odada 2 çocuklu ailelerin konaklamasının biraz sıkışıklık yaratabileceğini ben gözlemliyorum. Tabii ki otelin onayı, sizin de kabulünüzle ikinci çocuk bebekse bu düşünülebilir. Şimdi deniz manzaralı odanın manzarası işte burada gördüğünüz gibi. Birazdan aşağı ineceğiz, size göstereceğiz. Çok güzel bir Arkonos Side Resort havuzu ve sahili. Yine palmiyeler, parasailing yapan orada turistler var diyelim. Güzel manzaralar eşliğinde. Şimdi bir de banyoya göz atalım isterseniz. Bu arada banyoya geçerken buradaki bölümden jaluzi ile banyo arasında göz temasının sağlanabildiğini söyleyebilirim. Unuttuk. Neyi unuttuk? Minibarı unuttuk. Hemen minibarı şöyle hemen bir açalım. Burada çay, kahve, setup, ikram bölümü var. Ve minibarda da bira ve soft içecekler sizi karşılayacak. Su, soda, bira, soft içecekler. Bunlar kullandığınızın yerine ertesi gün yenisi ekleniyor. Diğer odalarda aynı konsept var. Ve banyoda da şöyle hemen İbrahim kardeşim gösterdik size. Özellikle duşakabin bölümünün yenilendiğini ve size yepyeni bir kullanım alanı sunduğunu, yine Arkonos marka buklet malzemelerinin, şampuanların, saç kremlerinin, losyonların misafirleri beklediğini söyleyebiliriz. Banyonun karşısındaki dolapta ise kasa ve terlikler var. Evet. Bakın bu şekilde terlikleri hazırlamışlar. Bütün odalarda bunlar da misafirlere yine ücretsiz olarak sunuluyor. Şimdi bir standart odayı gösterdik size. Bunun dışında tabii aynı odanın bir de kara manzaralı olanları var. Kara manzaralı olanlar çok güzel orman manzarası. Şu an Sorgun bölgesindeyiz. Sizin en yeşil alanındayız. Şimdiden söylemek istiyorum. Birazdan belki bir oda kara manzaralı olacak. Orada size bilgi vereceğim. Deniz manzaralı odanın dışında kara manzaralı alırsanız da manzaranız gayet güzel bir orman manzarası olacaktır. Odanın, otelin konumu bence çok avantajlı. Lafı çok uzatmayalım. Bu odayı bitirelim. Tamamlamış olduk. Şimdi bir ranzalı oda görelim. Bir de aile odası görelim ve turumuzu tamamlayalım. Ve efendim şimdi sıra geldi ikinci oda kategorisine. Bu defa çocukla gelen misafirlerimizin aile odasına gerek kalmadan daha uygun fiyatlı tercih edebileceği ranzalı odadan bahsedeceğim size. Aslında burası standart odayla aynı büyüklüğü. Ortalama 24 metrekare. Bu defa bahçe manzaralı bir oda geziyoruz. Çok güzel bir orman manzarası var. Birazdan göstereceğim size. Bu oda standartla aynı özelliği taşıyor. Geçtiğimiz kış tamamen yenilenen zemin, dekor malzemeleri, yataklar ve duşakabin bölümü. Bunların hepsi bu sene yapıldı. O yüzden odaya girdiğiniz zaman
yeni hissiyatını alacağınızı söyleyebilirim. Yani burada önceden kalan sadece işte televizyon ünitesi gibi ya da ne bileyim belki banyo tezgahı gibi şeyler var, kullanım malzemeleri var ama onun dışında çok büyük oranda yeni bir odanın size sunulduğunu ve bu hissiyatla konaklayacağınızı söyleyebilirim. Tabii ki bu odada iki yetişkin iki çocuk konaklayabilir. Yaş durumuna göre bunu siz değerlendirebilirsiniz. Eğer daha büyük yaşta çocuklar var ise o zaman birazdan göstereceğim aile odasını da değerlendirebilirsiniz. Aile odasında ara kapı oluyor, işte iki oda oluyor falan gibi. Ama burası ekonomik bir aile odası olarak da düşünülebilir bence. Yine ranzalı odada da aynen standart odada olduğu gibi çay kahve ikramı. Bunun yanı sıra mini barda tekrar göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama yine soft içecekler ve bira sunulmakta. Bahçeli odaların en büyük özelliği ise, daha doğrusu bahçeli derken yanlış söyledim. Bahçe manzaralı odaların en büyük özelliği ise böyle çok güzel bir ormanlık alana bakıyor olması. Bakın yan taraftaki odaların balkonları buradan görünüyor. Hemen şu tarafa döndüğümüz zaman daha da net ifade edeceğim. Otelin mimari yapısı itibariyle deniz tarafı odalar ilk gösterdiğim deniz manzaralı standart odanın manzarasına hakim. Kara manzaralı odalar ise bu şekilde ormana bakıyor. Yani bence bu manzara da çok güzel. Çünkü biraz böyle bir Fethiye havası var, bir Kemer havası var. Side bölgesinde, Sorgun bölgesindeki bu yeşil bitki örtüsünün otelin sahip olduğu avantajlardan birisinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tekrar buradan giriş yapıyorum. Ranzalı odaya. İsterseniz burada da biz balkona şöyle kısa bir göz atalım. Özür dilerim, banyoya bir göz atalım. Evet, standart odayla aynı özellikle duş akabinli ve bu şekilde bir banyo özelliği var dedikten sonra ranzalı odanla çıkış yapıyoruz ve ara kapılı aile odasına doğru yönleniyoruz. Ve efendim şimdi arkanız size resort'te, bu defa bir aile odası, family suite kategoride bir odan anlatacağım size. Tabii aile odasının olmasıyla alakalı olarak da ilk öne çıkan özelliği iki tane yatak odasının olması. Şu anda birinci bölümdeyiz. Odanın özelliklerinden çok kısaca bahsetmeye çalışayım size. 38 metrekarelik bir oda burası. İki bölümden oluşuyor. Ortada bir tane banyo var. Yerler parke zemin ve son derece konforlu. Şimdi Arkonu Side Resort sonuçta yeni yapılan, yeni açılan bir otel değil. Yani her yer sıfır dekor edilmiş değil ama odanın içindeki birçok dekorasyon malzemesi bu yıl yenilendiği için, son 2 yılda yenilendiği için düzeltiyorum. Size son derece konforlu ve rahat bir konaklama ortamı sağlamaktadır. Şu anda bulunduğumuz oda deniz manzaralı bir oda ve family suite'lerin hemen hemen tamamında balkonda jacuzzi de mevcut. Böyle güzel bir manzarası var. Şimdi tabii odanın aile odası olması özelliğiyle ilgili olarak isterseniz burada şöyle yapalım. Ben size diğer bölümleri de anlatmaya, göstermeye çalışayım. Çünkü aile odası olduğu için iki bölümden oluşuyor olması en öne çıkan özelliği. Bakın burası banyosu. Yine Arkanus markası için özel üretilmiş buklet malzemeleri, şampuanlar, saç kremleri, losyonlar mevcut. Son derece şık bir duşakabin bölümü var. Havlular da tertemiz. Burada arkadaşlarımız misafir için hazırlamışlar. Ve buradaki kapıdan çıktığımızda da bakın şurada 3 basamakla çıkılan bir bölüm daha var. Dolayısıyla aile odası için iki bölümden oluşan ara kapıyla ayrılmış bir oda olduğunu, kapasite olarak da 4 kişi için rahatlıkla konaklama imkanının olacağını söyleyebiliriz. Her odanın kendi dolapları mevcut tabii ki. Elbiselerinizi koyabileceğiniz. Bunun dışında mini bardan bahsetmedik. Şöyle isterseniz hemen yaklaşalım tekrar. Odanın durumunu bir kez daha şöyle göstermiş oluyorum size yapısıyla ilgili. Ve burada çay kahve ikramı ile ilgili size bilgi vermek istiyorum. Tabii ki ücretsiz olarak çaylar, meyve çayları misafirimize sunuluyor konseptler olarak. Ve mini barı açtığımızda şişe bira, meyve suları ve soft içecekler var. Buradaki dolabı açtığımız zaman da tabii standart olarak mutlaka kasa olması gerekiyor. Ücretsiz olarak misafirlere sunuluyor. Eşyalarınızı, önemli eşyaları bırakabileceğiniz ve terliklerimiz var. Yine Arkanus logosuyla misafirlere sunulmuş. Ve bu odanın genel görüntüsünü bir kez daha şöyle videoya ekleyerek yavaş yavaş buradan ayrılıyorum. Ve efendim oda keşfimizi yaptıktan sonra artık dış alanları keşfetme zamanı geldi. Sizler otele ilk geldiğiniz zaman işte resepsiyonda check-in işlemleriniz yapıldı. Lobi barda 24 saat açık lobi barda alkollü veya alkolsüz içeceğinizi yudumladınız, yorgunluk attınız, odanıza yerleştiniz, eşyaları bıraktınız, şortunuzu, terliğinizi giydiniz ve Arkanus Side Resort'u keşfe başladınız. Lobi resepsiyon alanından dışarı çıktığınız zaman sizi öncelikle böyle güzel dekoratif bir havuz manzarası karşılayacak. Son derece ferah bir görüntü. Büyük bir havuz var burada. Bu arada Arkanus Side Resort'te
birçok alanın yenilendiğini buradan itibaren anlatmaya başlayacağım size. Şu anda bulunduğumuz alandaki dekorasyonla büyük oranda yenilendi. Zeminler, burada kullanılan masalar, sandalyeler, şemsiyeler, şezlonglar baktığımız zaman pırıl pırıl yepyeni bir görüntü. Aynı zamanda bir o kadar rahat ve ferah bir görüntü sizi karşılamış olacak. Hemen bana göre sol tarafta, size göre sağ tarafta teras kısım ve ana restoran terası. Orayı birazdan öğle saatlerinde göstereceğim size. Şu anda misafirler kahvaltı yapıyorlar. Öğle yemeği menüsü hazırlanırken restoranla ilgili bir bölümü videoya ekleyeceğim. Şu anda bulunduğum terastan aşağı doğru inerken bu arada hemen yine bana göre sağ tarafta bir küçük sanat galerisi var. Oradan da bilgi olarak bir dipnot eklemek istiyorum. Ve havuza doğru yürüyüşüme devam edeceğim. Burada benim ilk dikkatimi çeken çok modern ve rahat görünümlü şezlonglar var. Hani insana böyle tatil hissi uyandıran renklerin seçilmiş olması bence gayet güzel olmuş. Havuzun rengi, zeminin rengi, şezlongların rengi. Keşke şemsiyede beyaz olsaymış diye düşündüm bir anda ama. Ve karşıda palmiyelerle beraber çok güzel bir deniz manzarası var. Şimdi buradan yavaş yavaş sahile doğru ilerleyeceğim. Yine gözümüze çarpan hizmet noktalarından da bahsederek Arkanus Sea Resort'u keşfimize devam edeceğiz. Şimdi bu ana kadar eğer Arkanus Sea Resort'la ilgili olumlu bir kanaate vardıysanız, tabii daha çok erken ama ben hatırlatma amacıyla söylüyorum. Lütfen rezervasyon için tatilim ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Bütün çalışmalarımızı sizlerin oteli beğendikten sonra rezervasyon yaptığımız için bu talebinize talip olduğumuz için gerçekleştiriyoruz ve ETS Tur'un yetkili ajantesi olarak rezervasyonunu memnuniyetle bekliyoruz. Arkanus Sea Resort keşfimize de devam ediyoruz. Haydi buyurun. Efendim şimdi havuzun diğer tarafına geçtik. Çünkü ben buradaki bu güzel dekoratif koltukları ve manzarasını göstermezsem olmazdı. Havuzun etrafında çok sayıda şezlong ve şemsiye var ve gayet şık görünüyor. Buradaki koltukları da göstererek aslında manzaradan biraz bahsetmek istiyorum size. Havuzun etrafındaki teras alanında çok güzel bir deniz manzarası var. Palmiyeler ve daha da önemlisi burada hemen aşağıdaki çim alan aslında tatiliniz boyunca size bolca kullanım alanı sunacak. Birçok aktivite bu alanda gerçekleştiriliyor. Bazen akşamları yine özel partiler bu alanda gerçekleştiriliyor. Sabah sporları burada yapılabiliyor. Az önce bir yoga seansı vardı. Ve onun dışında güneşlenirken kum alanda olmak istemeyen misafirlerimiz buradaki çim alanları da kullanabilirler. Palmiyelerin altında şezlonglarıyla güzel bir sahil keyfi, plaj keyfi yapabilirler. Şu anda havuzun olduğu terastayız. Buradaki birkaç hizmet noktasını daha size göstererek aşağı doğru ilerlemek istiyorum. Buyurun devam edelim. Efendim şimdi sahile inmeden önce burada çok keyifli güzel bir alan gördüm. Bahsetmek istiyorum size. Gördüğünüz gibi aşağı doğru eğimli teraslar üzerinde bulunan bir oturma alanı var burada. Burayı aslında yeni nesil amfitiyatro olarak size ifade edebilirim. Çünkü karşıdaki şov alanında akşamları çok güzel şovlar gerçekleştiriliyor ve sizler masanızda oturarak çok da güzel bir gerçekten hani mimari dekorasyon var burada. Birbirinin önünü kapatmayacak şekilde teraslar hazırlanmış ve misafirler masalarında kokteyllerini içerken ya da alkol içeceklerini içerken şovları izleyebiliyorlar. Burası gerçekten oldukça bence ince düşünülmüş ve modern bir amfiteyatro alanı olmuş. Şimdi bu alanda yukarıda ana restoran teras kısmı var. Alt katında yine yiyecek içecek hizmet noktaları var. İşte pastane bölümü var. Sinek alakart sinek sunumu yapan bir bölüm var. Ama o bölümler öğle saatlerinde açılıyor. Açıldığı zaman ben yine oradan da görüntüler ekleyeceğim. Şimdi artık yavaş yavaş sahile doğru. Bir an önce bu güzel tesisin kumsalını göstermek istiyorum size. Çünkü gerçekten Arkanus Sea Resort Sorgun'da deniz tesisi vurgulayan, betimleyen en önemli özelliklerden bir tanesi. O yüzden sabırsızlanıyorum sahile gitmek için. Tekrar buraya geri dönmek üzere sahile devam ediyorum. Efendim şimdi havuz alanından sahile indik ve benim burada ilk hissettiğim durum gerçekten çok keyifli, çok ferah, çok geniş bir alan var. Ve çimler üzerinde ya da kum üzerinde çok sayıda şezlong var. Palmiyelerin gölgesinin oluşturduğu bir yoldan çiçeklerle çok da güzel bir peyzaj var burada. Sahile doğru iyice yaklaşıyorum. Tabii dikkatimi çeken bazı hizmetler var burada. Mesela sol tarafımda bir çocuk oyun alanı var. Bence önemli bir ayrıntı. Üstünü kapatmışlar, gölge oluşturmuşlar. Çocukları korumak amacıyla gayet güzel olmuş. Kumla oynamayı seven çocuklar için. İlk dikkatimi çeken yer burasıydı. Tabii ki çimlerindeki şezlonglardan bahsetmiştim. İsterseniz biraz da şöyle kumlarındaki şezlonglardan bahsedelim. Şimdi sahile geldiğimiz zaman çok sayıda şezlong ve üstü gölgeyle kapatılmış alan var burada. Şemsiye demiyorum. Çünkü bu sabit gölgelikler çok daha sağlıklı. İsterseniz şezlongunuzu güneşe çekebilirsiniz. İsterseniz de gölge altında plaj keyfinizi yapabilirsiniz. Eğer daha izole, size özel bir plaj alanı olsun istiyorsanız o zaman da buradaki pavilyonları kullanabilirsiniz. Son derece şık şekilde hazırlanmış pavilyonlar var burada. Hem
kendi minibarı olan gayet güzel minderleriyle, özel ikramlarıyla, üstünde bir tane vantilatörü var böyle biraz daha sizi serinletmek için, hem dekoratif olmuş hem de bakın yan tarafında böyle bir ne diyelim keyif alanı var. Bu alanda da pavilyona servis edilen yiyecek ve içeceklerden, ikramlardan tadabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz bu alanları ekstra ücret karşılığı size sunuyorlar. Bu ücret karşılığında da gün boyunca size buraya ikramlar yapıyorlar, yiyecek içecek ikramları yapıyorlar ve plaj keyfinizi artırıyorlar. Şimdi sahile kadar yürüyeceğim ve kumsalı da göstereceğim size. Burası gerçekten sahil ve plaj olarak çok ön planda tutmamız gereken bir tesis. Sahil ve deniz keyfini seven misafirimizin kesinlikle gönül rahatlığı değerlendirici bir tesis. Dolayısıyla ben de buradan bol bol görüntüyü size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi denizin yanına kadar gideceğiz. Oradan da iskeleye çıkacağız. Çok önemli bir ayrıntı. Kocaman bir iskelesi var. Oraya doğru yürüyorum. Efendim şu anda Arkanus City Resort'ün bana göre en önemli özelliklerinden birisi olan sahil bölümündeyiz. Şezlonglar ve şemsiyelerle ilgili kısa bilgilendirmeler yaptık. Şimdi artık kumsal bölümü göstermeye geldi ve burayı yakinen anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle tesisin çok uzun bir kumsal olduğunu söyleyebilirim. Tahminen şöyle baktığımızda herhalde bir 300-400 metrelik bir sahil şeridi var burada. Çok da büyük bir iskele var. Ama daha önemli vurgulamak istediğim şey, özellikle çocuklarla geldiğiniz zaman veya ben yürüyerek denize girmek istiyorum, sığ deniz olsun, çok da taşlık olmasın dediğiniz zaman burası size büyük keyif verecek. Öncelikle denize giriş aşamasında büyük kayalıklar yok. Küçük çakılların olduğu kum diyebileceğimiz, iri kum diyebileceğimiz bir zemin yapısı var. Pırıl pırıl akvaryum gibi bir deniz ve hani örnek olarak misafirleri görüyorsunuz, yürüyerek denize girebilirsiniz. Ortalama bir 15 metre kadar, 10-15 metre kadar yürüyebilirsiniz. Ortalama 1.70-1.80 boyunda bir misafirimiz rahatla yürüyerek girebilir. Çocuklar için de şöyle bir 5-6 metreye kadar derinleşmeden burada kumda oynayarak deniz keyfi yapabilirler. Bunun yanı sıra tabii isterseniz iskele de kullanabilirsiniz. İskelenin olmasının sebebi ise belli bir mesafeden sonra denizin içinde yer yer kayalıklar var. Ama denize ilk giriş aşamasında, yüzme aşamasında bu kayalıklar sizi rahatsız etmez. Sadece çok uzak mesafe gidecekseniz o zaman iskeleyi kullanmanızda fayda var. İsterseniz iskelenle görüntü paylaşalım. Çünkü çok keyifli bir iskelesi var. Ortasında bir de bar var. Oradan size görüntü aktararak bilgi vermek istiyorum. Şimdi iskeleye çıktık. Aşağısı akvaryumdan farksız. İnanılmaz güzel bir balık sürüsü. Tabii insanlara yaklaşmıyorlar bunlar. Akvaryum gibi bir denize bakıyoruz şu anda. Tekrar ediyorum, eğer Arkanus City Resort'teyseniz deniz konusunda hiç endişeniz olmasın. Tekrar doğru bilgi anlamında söylemek istiyorum. Şimdi bazı yerlerde bakın mesela şurada bayrak var. Oralar kayalık. Ama sizin yüzdüğünüz alanla ondan hiçbir ilgisi yok. Zaten deniz keyfi yapan misafirleri görüyorsunuz. Hiçbir şekilde rahatsız olmadan kumsaldan denize girerek, altını çiziyorum çok önemli, denize girdiğiniz alanlarda bir kayalık yok. Efendim şimdi iskele bölümüne geldik. İskele bölümü diyorum ama burası son derece büyük bir iskele ve ortasında bir bar var. Gün içerisinde soft içecekler ve bira ikram ediyor size bu barda arkadaşlarımız. Yani kola, soda, meyve suyu veya bira içmek isterseniz buradaki bardan faydalanabiliyorsunuz. Bunun dışında iskelenin bir başka özelliği daha var. Tabii ki derinden denize girmek isteyenler için gördüğünüz gibi misafirler inanılmaz ya. Deniz keyfi müthiş. Hani bunu aslında yaşayarak keşke size ifade edebilsek. Burada olmanızı çok isteriz. Deniz seven misafirler için burayı kesinlikle ilk sıralarda değerlendirmesini öneriyoruz. Hemen sağ tarafımızdaki ileri doğru uzanan bölüm Silence bölüm olarak isimlendiriliyor. Yani misafirlerin burada kitap okuması, dinlenmesi veya güneşlenmesiyle ilgili olarak bir ne diyelim dinlenme bölümü oluşturulmuş. Tabii iskele genel anlamda bu özelliği taşıyor. Şezlonglar dışında barın etrafında masalar da var. Masada oturarak da kahvenizi içebilirsiniz, biranızı içebilirsiniz. İskele ile ilgili tekrar söylüyorum, hani buraya geldiğiniz zaman gerçekten denizin tadına varacağınız tüm imkanlar var. Bakın şurada tekrar denize girmek için bir platform var. İbrahim kardeşim yaklaşarak gösterecektir. Gerçekten akvaryum gibi ya. Bugün deniz hava da müsaade etti. Bazen hava bulutlu olduğu için denizi bu kadar net gösteremiyoruz. Ve renginden dolayı bazen soru işaretli oluyor. Ama şu anda zannediyorum biz Arkanus City Resort'te denizin aslında tatilin bana göre minimum %60-%70'idir deniz keyfi. Bu anlamda size büyük keyif vereceğini bir kez daha anlatmış olduk. Ve eğer sizin tatil seçiminize katkı sağlayabildiysem bu bilgilerle lütfen rezervasyon için Tatilium ekibine, yani bizlere ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Bütün çabamız, bütün amacımız size doğru bilgilendirmeler yaparak rezervasyonunuza talip olmak. ESS Tur'un yetkili satış ajantesi olarak rezervasyonunu bizden memnuniyetle bekliyoruz. Bence tesisi beğendiniz.
Fiyatları da uygun geldiyse rezervasyon için hemen şimdi aşağıda iletişim bilgilerini bıraktığım numaralardan tatilim ekibine ulaşmanızı önemli rica ediyorum. Ve tekrar şimdi geri döneceğim. Göstermek için başka yerler var. Aquapark alanına gideceğiz. Barlar var. Sinek sunumu yapılan yerler var. Öğle saatlerinde restoranla ilgili, ana restoranla ilgili bilgi vereceğim. Ve turumuzu ondan sonra tamamlayacağız. Bu alandan pek ayrılmak istemiyorum. Yani üzerimde şu anda şort olsa herhalde atlardım. Artık onu başka bir zaman yapacağız. Sezon sonuna. Görüşmek üzere. Efendim şimdi sahil bölümünde iskeleyi de gördükten sonra tekrar yavaş yavaş dönüşe geçeceğiz. Aquapark alanına doğru gideceğim ama gözümden kaçmış olmasına izin vermiyorum. Hemen engelli misafirimiz için buradaki ayrıntıyı gösteriyorum. Denize girmek için onlar için özel yapılmış araçlar var burada. Bunun dışında yine tekerlekli sandalye kullanan misafirimiz için özel platformlar var. Yani onlar geldikleri zaman bakın onlar için almış alanda hiç kuma değmeden sandalyelerini kullanarak burada güneşlenebiliyor. Bunun dışında tesisin tamamen engelli dostu olduğunu, havuzlarda ve odalarda da bu yönde uygun aparatlar kullanıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi havuz alanında elbette içecek bir şeyler almak istediğinizde burada bir pool bar var. Sabah saat 10'da açılıyor. Yavaş yavaş şöyle orada göstereyim. Burası aynı zamanda sinek sunumlarının da yapıldığı bir bölüm. Ancak ben buraya öğle saat 12'de geleceğim. Şu anda saat 10 çeyrek civarı. Bu alanı birazdan göstereceğiz. Neden? Sinek sunumlarla ilgili de size fikir vermek istiyorum çünkü. Ve son bir bilgi daha. Arkamdaki zeytin ağacı asılık bir zeytin ağacı. Otelin doğayla iç içe olmasından kaynaklı olarak burada birçok bitki ve ağaç türü korunuyor. Bir bilgi daha, sahilde karettalarla ilgili bir koruma alanı var. Karettalar sahile çıkıp yumurta bıraktıklarında bu takip ediliyor. Ve o alana, yumurta alanı koruma altına alınarak karettaların sağlıklı bir şekilde yavrularının denize ulaşması anına kadar da takip ediliyor. Bunu da bilgi olarak aktarmak istiyorum. Sabah saat 9:30 arası yoga seansı bu çim alanda yapılıyor. Ve bir kez daha söylemek istiyorum. Havuz alanından bakarken bahsetmiştim. Bazı konsept partiler, mesela dün akşam retro parti vardı. Bu alanda yapılıyor. Çim alan aslında tesisin birçok aktivitesine olanak sağlayan, görüntü olarak da çok keyifli, ferah, güzel bir hizmet alanı. Şimdi buradan yukarı çıkmadan, aquapark'a gitmeden önce bir nokta daha göstermek istiyorum size. Hemen şurada bakın şemsiyeler olan küçük bir butik bölüm var. Orası şimdi aklıma geldi. Pas geçmek olmaz. Çok güzel meyve kokteyllerinin yapıldığı bir alan. Bir oraya kısa göz atmak istiyorum. Evet, şu anda geldiğimiz yer aslında sahile yakın olan misafirlerimizin öğlen 12'den gece saat 23'e kadar çok özel frozenlar ve smoothie'ler alabilecekleri bir bar. Ve gece saat 12'den itibaren de disco bar olarak kullanılıyor. Çok keyifli bir alan. Burada şöyle kısaca içeriden görüntü vermek istiyorum size. Bakın bu şekilde menüler var. İsterseniz şöyle dışarıda gösterelim. Işıkta daha iyi olacak. Yine konsepte dahil olarak özel meyve pürelerinden yapılmış smoothie'ler, ananas, çilek, şeftali, kiwi, mango seçebiliyorsunuz veya milkshake'ler alabiliyorsunuz. Ve bunu sabah saat 10'dan, özür dilerim, öğlen saat 12'den gece saat 23'e kadar misafirlerine sunuyorlar. Bu barda sert alkol içecek yok. Yani siz buraya gelip mesela kokteyl siparişi verebilirsiniz ama viski vesaire içmek istiyorsanız hemen karşıdaki pool bara geçmeniz gerekiyor. Gece saat 12'den itibaren de 23'e kadar frozen smoothie bar olarak hizmet veriyor. Gece saat 12'den itibaren de burada daha yüksek volümlü disco bar şeklinde misafirlerin eğlencesi sağlanıyor. Ama şu alanın güzelliğini ben bir daha göstermek istiyorum. Çok keyifli ya. Yani burada oturup bir milkshake söyleyip ondan sonra tekrar sahil keyfine devam edebilirsiniz. Ben çok beğendim. Aquapark'a doğru devam ediyorum. Ve efendim şimdi Arkanus Side Resort'ün çocuklar için hazırlanmış rengarenk dünyasına geldik. Çam ağaçlarının altında çok güzel çim alandan oluşan bir bahçede bir tarafta ıslak zemin su oyuncaklarının olduğu alan var. Benim arkamda açıldı, süper. Çok güzel. Hemen benim arkamda Aquapark kaydıraklar var. Birazdan yakından göstereceğim. Sol tarafımda da mini club alanı var. Şimdi bu alanları yakından göstermeden önce İsterseniz mini club'tan içeriden biraz görüntü alalım. Oranın özelliklerinden bahsedelim size. Daha sonra bu alanı biraz daha görüntülere ekleyerek sizlere bilgi vermeye çalışalım. Ben oteli çok beğendiğinizi biliyorum, tahmin ediyorum. Lütfen rezervasyon için tatilim ekibine bize ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Aşağıda iletişim numaraları bırakıyorum. Rezervasyonunuzu tatilimden yaptığınız için çok önemli. Biz ETS Tur'un yetkili satış ajantesiyiz. Rezervasyonunuzu tatilimden güvenle yaptırabilirsiniz. Direkt araya bir reklam alıyorum burada ve mini club'a giriş yapıyorum.
Efendim şimdi Arkanoside Resort'te çocukların renkli dünyasına hoş geldiniz diyerek mini kulübe giriş yapıyoruz. Katas kulüp burasında da. Dışarıda bir tane lemur var. Az önce benim konuşmamı yaparken bir heykelcik vardı ya, sincaba benzeyen. Onun adını kulübe vermişler. Çok da sevimli bir isim olmuş, güzel bir isim olmuş. Gürcan Hanım da sizler buraya geldiğiniz zaman çocuklarınız da sizi karşılıyor. Tabii ki önce resepsiyon alanında bir kayıt işlemi yapılıyor. Daha sonra da böyle Bugs Bunny'nin bakışları altında içeri giriyorsunuz. Tabii ki galoşlarınızı giymeniz gerekiyor çünkü içeride yumuşak zemin. Aynı zamanda dezenfekte edilmiş, çocukların sağlığı ön planda tutularak hazırlanmış bir alan var. Şimdi Gürcan Hanım bize burayı gezdirecek. Öncelikle kolay gelsin. Teşekkürler, merhabalar. Nasılsın, iyi misiniz? Çok iyiyim, teşekkürler siz. Sağ olun, zahmet vereceğiz size ama içerisi biraz detaylı. Bize yardımcı evet, olursanız seviniriz. Tabii ki. Buyurun. Şimdi öncelikle kaç yaş çocuklar burada kabul ediliyor? 4 yaş ve üstü alıyoruz. Kaç yaşa? 4 yaş ve 6'da anne babayla birlikte tabii ki de kabul ediyoruz. Bebekse eğer annesi yanında olacak tabii veya ki. Evin yanında olacak. Anne baba olduğu sürece yaş sınırımız yok aslında. Peki. Anne baba bıraktığı zaman da 4 ve 12 yaş arası. Peki. Saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sabah 10'da açıyoruz, akşam 8.30'a kadar. Akşam 8.30'a kadar, peki. 8.30'da da mindiskomuz başlıyor. İçerisi öncelikle çok yeni görünüyor. Evet. Ve gördüğüm kadarıyla çok da fonksiyonel birçok alan var. İsterseniz şuradan başlayalım. Burada biz çocuklarımıza işte tişört boyamalarımız, çanta boyamalarımız var. Bunları kumaş sunuyoruz. Veya çanta boyama evet, yapılıyor. Evet, kum boyamalarımız da var tabii ki. Burada bir şey soracağım. Mesela bir çocuk bunu aldı, boyamasını tamamladı. Onu hediye mi ediyoruz ona yoksa bu ücretli olarak mı veriliyor? Bu bizde ekstra olarak tabii ki. Yani çantayı satın almak olarak istiyorsa küçük bir ücreti var. Burada grup etkinliklerimizi yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi zaten bugün kurabiye günümüz. Ortak herkes burada işte kurabiyelerini yapacak. Öğleden sonra pişireceğiz ve çocuklara vereceğiz. Hazırlık yapılıyor burada. Evet. Kolay gelsin. Merhabalar. Hamurlar hazırlanıyor ama bunu şekillendirmesi ve şekillendirmesi ve süslemesi aşam çocuklarda. Tamam. Buradaki kalıplarla kurabiye ve kek evet yapılacak. Tamam. Devam edelim. Burada mutfağımız var dediğimiz gibi. Şurada tuvaletlerimiz var. Burada minik misafirler için düşük klozetli ve lavabolu evet bölümler var. Burası orta alan tabii ki, sahne olarak kullanıyoruz. Tavanın dekoru falan çok güzel yalnız. Evet. Çok ferah bir alan. Hani iki tane küçük kızı olan birisi olarak söylüyorum. Burada çocuklarınızı getirdiğiniz zaman hem siz işinizi rahat bir şekilde bırakabilirsiniz hem de çocukların da hoşuna gidecek renkli bir dünya burası. Devam edebiliriz. Tabii ki. Böyle geçtiğimiz zaman burası Lego alanımız. Çocuklarla çok birlikte güzel Lego oynuyoruz. Lego masamız. Evet. Ve tabii ki de yaptığımız çeşitli aktiviteleri etraflara böyle sunuyoruz. Hem onlardan bize hatıra kalıyor. Buralarda kağıt boyamalar ve onların sanat eserleri evet, burada hatıra olarak bırakılıyor. Evet, bırakıyoruz. Mıknatıslı dart var. Dart oynuyoruz. Bebekler için top havuzu var. Yine bebekler için onları oyalayacak oyuncaklar var. Her yaş grubuna uygun. Evet. Top havuzumuz. Ama tekrar edelim, 0-4 yaş bebekse mutlaka anne babası yanında olması tabii lazım. Tabii ki. Ve evet, mini club'la ilgili şöyle kısa bir tur yapmış olduk. Tabii dışarıdaki oyun alanları da çok güzel. Bir tane çocuk parkı var dışarıda, çimler üzerinde. Orayı göstereceğim. Ve kaydaklar uzayı göstereceğiz. Biz size çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Çocuklar size emanet. Mikrofonumu rica edeyim sizden. Tabii ki. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun Gürcan Hanım. Teşekkürler. Şimdi dışarı çıktığımız zaman kesmeden devam edelim. Bakın mini club'ın yan tarafında. İbrahim böyle gel abi. Bir yumuşak zeminli alanda minik misafirler için hani böyle 3 yaş, 4 yaş diyelim hani 5-6 yaş üstü belki buradan tatmin olmaz ama böyle bir çocuk parkı var. Yine kumaş boyamalar yapılmış burada. Bence biraz stres atmışlar. İşlerinden geldiği gibi boyamışlar bunu. Şimdi de aqua parkın ön tarafına geçeceğim. Ben kaydıraklı olmadan eğlenemem. İlla aqua park olsun diyen çocuklar varsa onları bu tarafa doğru alalım. Buyurun. Efendim şimdi aqua park alanındayız. Önce mini club'ı gösterdik. Sonra ıslak alan, çocuktan edinceye bölümü gösterdik. Ama bu alanda illa çocuk olmanıza gerek yok. Aqua park olmadan tatil yapamıyorum. İlla ben kardaklı havuz isterim diyenler için burada 3, 4, 5, 6, tam 7 bantlı bir aqua park var. Tam olarak bir aqua park ifadesini bence hak ediyor. Çok da düzgün görünüyor. Havuzu gayet güzel görünüyor. Sadece aqua park havuzu bile bence başlı başına güzel bir havuz niteliğinde. Etrafında yine şezlonglar ve şemsiyeler var. Özellikle çocuk kulübüne yakın olması bir avantaj. Tabii benim burada söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Şimdi bu alanda özellikle çocuklarınızla beraber zaman geçirirken acıktığınızda size hizmet veren çok özel bir nokta var. Oradan biraz bahsetmek istiyorum size. Bir sinek restoran ve bar var.
Hemen oraya geçebiliriz. Efendim işte aquapark alanında çocukların renkli dünyasına geldiğiniz zaman ıslak zemin, mini club veya aquapark fark etmez. Acıktığınızda veya bir şeyler içmek istediğinizde buraya gelebilirsiniz. Şimdi bu bölümün iki özelliği var. Birincisi bardan yine konsept dahilindeki içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Bunun dışında saat 12.30'da 16 arasında aqua snack dediğimiz, yani size masanıza servis olarak pizzalar, hamburgerler, işte lahmacunlar vesaire gibi aperatif içecekler sunan bir bölüm olarak hizmet veriyor. Tabii bunun içerisinde makarnalar, dondurma gibi çocukları mutlu edecek yiyecekler de var. Özellikle dondurmanın da altını çizmek istiyorum. Burada ne diyelim, külah dondurma hizmeti veriliyor. Ama ana havuzun olduğu bölümde paket dondurma da veriliyor. Dolayısıyla bunu da bilgi olarak eklemek istedim. Yine bulunduğumuz noktayı, hani yeme içme hizmetlerin verildiği alanla çocukların aquapark ve mini club'a ne kadar mesafesi olduğunu, aslında hiç mesafesi olmadığını buradan bir kez daha göstermiş olduk. Yavaş yavaş kayanlar da başladı. Hep çocuklar diyorum. Onlar da benim kafadan. Çocuk olmaya gerek yok. Aquaparksız tatil olmaz diyenlere bence çok güzel bir nokta. Bir de gözüme çarptı. İbrahim böyle gel, sol tarafıma gel. Bakın hemen karşıda bir tenis kortu var. Tenis kortu kullanımı gündüz saatlerinde ücretsiz. Konsepte dahil olarak tenis kortunu kullanabilirsiniz. Orada bir de basketbol potası var. Yani basketbol veya tenis için de burada olanaklar mevcut. Bununla ilgili de size burada bilgi vermiş oldum. Şimdi nereye gideceğim biliyor musunuz? Hani sahil bölümünü gezerken orada henüz açılmamış olan, sabah saatleri olduğu için açılmamış olan bir sinek bar vardı. Patisserie bölümü, pastane bölümü vardı havuzun yan tarafında. Şimdi oraya gideceğiz ve o alanlardan size görüntü sunarak videomu tamamlamaya gayret edeceğim. Tekrar turuma devam ediyorum. Efendim buradan ayrılırken son anda aklıma geldi. Şu anda bulunduğumuz bölüm akşam saatlerinde Uzak Doğu alakartı olarak hizmet veriyor. Yine Uzak Doğu mutfağında bir akşam farklı lezzetler tatmak isterseniz özellikle Sultan Hanım var burada, Uzak Doğu mutfağının şefi. İnanılmaz güzel menüler hazırlıyor. Portakallı ördekten çok güzel sushi çeşitlerine kadar burada tadabilirsiniz. Bu arada ek bilgi olarak söylemek istiyorum. Minimum 4 gece ve üzere kalan misafirlerimize bir defa ücretsiz alakart hizmeti veriliyor. Uzak Doğu alakartı da buna dahil, buradan faydalanabilirsiniz. Hemen karşıda yukarıda Meksika alakartı var. Orayı da ben videoya eklemeye çalışacağım. Tabii gündüz saatlerinde oralar kapalı ama bilgi anlamında hani burada dipnot olarak geçmek istedim. Tekrar turumuza devam ediyoruz buradan da. Efendim şimdi Arkanus Süde Resort'te sizlere bilgilendirmek için hazırladığım videomuz devam ediyor. Böyle şirin tatlı bir köşeye geldim. Burası patisseri noktası gördüğünüz üzere. Neredeyiz? Sabah hani resepsiyondan çıkıp sahile doğru giderken bir bölüm göstermiştim size. Saat 11'de açıldığı için sabah saatlerinde görüntü eklememiştim. Hani bu teraslı modern amfiteyatro dediğim alan var ya, onun hemen yan tarafındayız. Üst katımızda ana restoran terası var. Havuza şöyle bir 20 metre mesafedeyiz. Hemen sol tarafımızda pool bar da açıldı. Sabah saatlerinde kapalıydı. Orayı da anlatacağım size. Şimdi patisseri saat 11'den akşam 6'ya kadar açık. Böyle gördüğünüz gibi tatlı atıştırmalıklar ve kahve sunuyor. Tabii isterseniz İbrahim gelir misin? Özellikle çocukların hani vazgeçemediği dondurma konusunda bir talep olursa burada Algida marka dondurmalar var. Böyle kısaca bilgi verelim. Twister'lar, kombolar, klasikler veya isterseniz kurabiyenizi, kahvenizi alabilirsiniz. Tabii ki özellikle havuzda tatil yapan misafirlerimiz, şezlongda olan misafirlerimiz de bir şeyler içmek için buradaki pool barı tercih edebilirler. Oradan da hemen bilgi verelim. Evet, animasyon ekibindeki arkadaşlarımız misafirlere dart oynatırken şu anda saat 11'i biraz geçiyor ve ben pool bardayım. Havuz nerede? Havuz şuradaki masaların, sandalyenin arkasında yaklaşık 10 metre mesafede. Sağ tarafımızda patisseri var ve burada da pool bar var. Pool bar arkadaşlar kaçta açılıyor burası? Bar kaçta açılıyor? Sabah saat 10'da açılıyor. Akşam kaça kadar? Akşam gece 12'ye kadar devam ediyor. Gece 12'ye kadar açık bir bar burası. Evet. Ve tabii ki sizin gördüğünüz markalarda merak eden misafirlerimiz için daha doğrusu. Markalara bakıyorsunuz. Hemen gösterelim. Chivas 12 yıllık, Absolut, Gordon Gin, Havana Club, Rum var. Burada gördüğümüz alkol içeceklerin tamamı konsepte dahil. Safari, Ballantines, Contreau gibi. Bu tarafa baktığımız zaman yine tercih ederseniz eğer Red Label, Bacardi. Peki bira içmek istiyorsanız ne yapacağız deseniz de. Bira içmek istiyorsak ne var arkadaşlar? Hadi gelelim. Efendim pool barda bira içmek isteyen misafirlerimize draft bira sunuluyor. Yani bardakta bira sunum yapılıyor ve FS Pilsen ve Beck's marka
bira sunumu yapılmakta. Elbette buradaki marka ölçeklerinin dışında özel kokteyller için de barman arkadaşlarımızdan destek alabilirsiniz. Buradaki kokteyller de şöyle baktığımızda, ha bu arada diğer markalar görünüyor ya. Viski çeşitleri, konsepte dahil olanlar. Şöyle kısaca size de göstermiş olayım. Vodka çeşitleri. Tequila Olmeca var mesela. Olmeca Silver da var konsepte dahil. Ya rakılar, yeni rakı Tequila Yaş Üzüm var. Şöyle nereye gelecektim? Ha, kokteylleri gösterecektim. Bakın burada çok sayıda kokteyl. Mojito, Margarita, Blue Lagoon, Long Island, Cosmopolitan, Anatolia, naneli bir likörle yapılan Mint Garden var. Gibi gibi gibi. Yani biraz bu anlamdaki bilgileri uzun tutmaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta tatilde içecek keyfi tatilin büyük bir kısmını oluşturuyor. Elbette illa alkolü içecek alacaksınız diye bir şart yok. Sonuçta alkolsüz kokteyller, soğuk kokteyller, meyve suları veya çayınızı, kahvenizi de burada alabilirsiniz. Bu arada latteler, cappuccinolar veya espressolar orijinal kahve çekirdeklerinden yapılıyor. Yani kahve sunumu da gayet başarılı. Bu turkuaz renkli şemsiyeler ve havuzun görüntüsünü bir kez daha burada sizlere sunuyorum. Şimdi buradan şeye geçeceğim. Nereye geçeceğim? Ana restorana geçeceğim. Ana restorandaki büfe sunumundan size biraz görüntü ekleyeceğim. Sonra da sahilde öğle saatlerinde açılan Beach Snack bölümüne geçeceğiz. Lütfen buraya kadar olan bölümü beğendiyseniz, otelde rezervasyon etmeye karar verdiyseniz ve bu kararınızda benim size anlattığım bilgiler etkili olduysa lütfen rezervasyon için tatil ekibini tercih ediniz. Bizler rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz ve ETS Tur'un yetkili satış agentisi olarak rezervasyonunuzu yapmayı memnuniyetle arzu ediyoruz diyelim ve restorana doğru ilerleyelim. Ve efendim şimdi Arkanı Suite Resort'te ana restorana giriş yapıyoruz. Misafirimizin en çok merak ettiği alandan bir tanesine giriş yapacağız. Burada aslında girmeden önce en öncelikle söylemem gereken şey otelin geçtiğimiz yıl yenilenen pırıl pırıl bölümlerinden bir tanesi burası. Tekrar diyorum, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ana restoranda veriliyor ve böyle çok şık bir alandan giriş yapıyoruz. Giriş yaparken zannediyorum hemen sağ tarafımızdaki şarap kavları dikkatimizi çekmiştir. Ben daha restorana girerken ilk olarak dikkatimizi çektiği için buradan bahsetmek istiyorum. Özellikle burada mutfağın hazırlanmasında büyük emeği geçen şeflerimizin özel bir sunumu. Özellikle ülkemizin çeşitli yörelerinden yerel şaraplarımız burada sunuluyor. Otelin konsepti dahilinde çok güzel kaliteli şaraplar var yemekte sunulmakta. Ancak eğer isterseniz buradan da Ege şarapları, Kapadokya şarapları veya tek tek saymama gerek yok. Hani Elazığ şarapları gibi yöresel şaraplardan tercih edebilirsiniz. Tabii ki bununla ilgili belli küçük ücretler mevcut. Bununla ilgili de arkadaşlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş restoranın iç kısmına ilerliyoruz. Tekrar ediyorum, şu anda gezmeye başladığımız alanların tamamı ve kullanılan malzemeler daha yepyeni. Buyurun beraber keşfedelim. Efendim şimdi ana restorana giriş yaptık ve tekrar ediyorum, bu alanın tamamı bu yıl yenilenen bölümlerden oluşuyor. Gerek dekorasyonu, gerekse kullanılan dolaplar, sunum yapılan teknik malzemelerin hepsi yeni durumda. Değil mi evet, Hüseyin Şefim? Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hoş Öncelikle geldin. Selamlar. Sağ olun. Arkanı Suite Resort'te mutfak ekibinin lideri diyelim, Hüseyin Şefim. Sizden evet. Biraz yardım alsak. Tabii. Burada yemeklerin çeşitleriyle, sunumlarıyla ilgili. Tabii. Tamam. Evet. Nasıl başlıyoruz? Burada neler var? Burada mezelerimiz ve zeytinyağlarımız. Üste de peynirlerimiz var. Tamam. İtal ve yöresel peynirlerimiz. Peynirlerimiz var. Bu tarafta? Burada antipastalarımız ve yine ayna malzemeleri, mezeler, zeytinyağlılar var. Çok güzel. Yani böyle bir meze veya zeytinyağlı tabağı yapmak isterseniz yemek öncesinde, akşam yemeğinde de, öğlen yemeğinde evet. de burada bunları alabilirsiniz. Evet. Bu arada bu dolapların hepsi soğutmalı galiba. Tabii. Değil mi? Evet. Evet. Yani ürünler büfenin açık olduğu sürede bu alan itibaren bir buzdolabı şeklinde evet. soğuk halde sunuluyor. Burada yeşilliklerimiz var. Günlük taze tamam. geliyor hepsi. Günlük tamam. taze geliyor. Hemen işliyoruz. Büfemize koyuyoruz. Buradan güzel pide kokuları geliyor. Evet. Bunların arka taraflarını da görecek miyiz? Arka tarafları şu anda boş. Akşam yemeğinde evet. sunum yapılıyor. Burada bir tane. Bu arada iki tane fırınımız var. Aha. Biri elektrikli, biri gördüğünüz gibi. Tamam. Burada her gün sabah, öğle, akşam faal durumda çalışıyor. Aha. Şimdi çok güzel pide bölümünü gördük. Evet. Ama ana yemeklerden devam edelim Hüseyin evet. Şefim. Burada sıcak ana yemeklerimiz bu alanda. Aha. Ve diğer bölümde ızgarayla beraber fırın köfte, edeyim. Paçanga böreği, dana tandır, evet. hindi rosto ve patlıcan kebap. Burada da makarna çeşitlerimiz, sade makarna sosu, bunlar da mevcut.
isteyen istediği şekilde alabiliyor. Ben bir şey söylemek istiyorum burada, çok önemli. Şimdi gündüz saatlerinde birazdan geçeceğimiz Beach Snack'te çok güzel alakart sunumlar yapılıyor. Izgara menüler var. İşte ızgara levreğinden, köftesinden, döner çeşitlerinden, hamburgerine, pizzasına evet. kadar. Dolayısıyla öğle saatlerinde ana restorana pek misafir gelmiyor. Evet. Dolayısıyla şu anki büfe ile akşamki büfe arasında da genel şov görüntüleri anlamında bir farklılık oluyor. Haftanın 4 günü tema gecelerimiz var zaten. İtalyan, evet. Meksika, biraz daha hareketli balık, görüntüler sunabiliyoruz. Türk orada. Adı altında. Evet. Burada da güzel şeyler var. Onları evet. hemen şöyle göstereyim. Burada bir tane sebzemiz var. Sebze sote. Evet, hemen yanında balık ızgara. Balık ızgaramız var. Ne balığı bu Seyit Şef'im? Alabalık. Alabalık var. Plato. Tavuk steak var orada. Püre evet. var. Burada da yine tavuklu. Ben burada önemli bir şey soracağım yine. Şimdi evet. aklıma geldi. Bu arada iki çeşit çorba var. Evet, tabii. Sebze çorbası ve mercimek çorbası mı? Alanya mı? Evet. Alanya çorbası nedir? İlk defa duydum. Yöresel bir çorba. Yöresel çorba. Evet. Tahmin ettim. Ne özelliği ne yani? Ne özelliği içerisinde şöyle göstereyim. Pirinç var, biber var. Domates var, soğan var. Güzel. Şimdi benim aklıma gelen önemli soru şuydu. Buyurun. Glutensiz, vegan, şekersiz, laktozsuz beslenen misafir, diyet yapan misafirlerimize burada var. Köşemiz var burada. Tamam. Hemen evet. vegan köşemiz var. Yemekler içeride özel hazırlanıyor. Bunlar da herhangi bir vegan konseptiyle hazırlanıyor. Evet, ona göre hazırlanıyor. Peki misafirin sizden kendi yemek menü tercihi ile ilgili vegan ya da glutensiz ya da laktozsuz evet. bir siparişi olursa biz hemen yapıyoruz, yerine getiriyoruz. Tabii biraz önceden haber vermesi lazım tabii. galiba, değil mi? Yani aynı anda değil ama böyle özellikle otele giriş yaparken misafir ilişkileri bölümünden bununla veya ilgili resepsiyondan bilgi evet. verirseniz zannediyorum yardımcı olacaklardır. Tabii. Tatlara göz atalım evet. biraz da isterseniz. Evet. Çok şık görünüyor, çok güzel, lezzetli görünen adet pastalar var burada, dilim pastaları var. Genelde bu şekilde yapmayı tercih ediyoruz. Misafirlerimiz de alırken hem rahat alıyor hem de evet. yiyecekleri kadar ürünleri minimalize edilmiş evet. israfı bir nebze. Şeyler nerede? Soruyoruz. Hamur tatlarını göremedim. Hamur tatları, öbür devamı var, arka tarafı var. Evet. Tamam. Burada meyve çeşitlerimiz var. Hüseyin Şef'im karpuz istiyoruz artık, karpuz. Karpuz nerede? Karpuz var. Bekliyoruz. Akşamları var. Öyle mi? Tamam. Evet. Burada da hamur tatlılarımız evet. mevcut. Çok güzel. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok tiril tiril, tertemiz. Çok sağ olun. Ve misafirlerin gerçekten gönül rahatlığıyla, özellikle yeni olmasının getirdiği bir kullanım rahatlığı olacaktır. Tesisin birçok alanında ve restoranda. Bir de böyle işin ehli bir ekip varsa burada, artık misafirler size emanet. Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi biz şöyle yapacağız. Misafirlerimizin tabaklarını yaptıklarını varsayarak, masa düzeyine ilgili görüntü ekleyelim biraz. Hem kapalı alandan hem de teras bölümden, teras bölümü deniz manzaralı, restoranın diğer bölümlerinden görüntüleri eklemeye devam edelim. Efendim, Arkonu City Resort'te tabağınızı aldıktan sonra, açık büfeden seçiminizi yaptıktan sonra oturma alanı olarak isterseniz kapalı bu alanda, isterseniz teras kısmında masanızı seçebilirsiniz. Ama burada benim özellikle vurgulamak istediğim durum şu: bu alan bu yıl tamamen yenilendi. Hem dekorasyonu, hem masası, sandalyesi, servis malzemelerine kadar her şey sıfır bir şekilde sunuluyor misafirlere. O yüzden çok modern bir görüntü var gördüğünüz gibi. Yine taze çiçeklerle dekore edilmiş. Misafirler geldiği zaman böyle hoş bir ortamda onları karşılıyorlar buradaki ekip arkadaşlarımız. Tabii ki buranın bence en can alıcı özelliği terası. Çünkü terasının muhteşem manzarası var. Hemen terasa doğru geçip orayı size göstermek istiyorum. Efendim, burası da Arkonu City Resort'te ana restoran teras bölümü. İçerideki görüntülerden sonra aslında misafirlerimizin, özellikle böyle manzara eşliğinde oturmak isteyen misafirlerimizin keyif alacağı bir alan olduğunu düşünüyorum. Geniş bir teras. Şöyle diğer tarafa doğru uzun uzadıya gösterebiliriz. Ve tesisin sahilinin ve sahildeki kapladığı bölümün genişliğinden dolayı terasın neresinde oturursanız oturun gayet güzel bir deniz manzarasına da hakim. Hemen alt katımızda teraslı amfiteyatro bölümü var ve bulunduğumuz bölümün altında da patisserie ile pool bar var. Havuzu zaten görüyorsunuz. Böylelikle restoranla ilgili bilgilendirmeleri tamamlamış olduk. Şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Tesiste 4 tane alakart restoran var ve bu 4 alakart restoranı 4 gece ve üzeri kalan misafirlerimiz bir tanesini bir defa ücretsiz kullanabiliyorlar. Bununla ilgili mutlaka bilgi notu olarak hatırlatma yapmak istiyorum. Ve yemeğinizi alırken açık büfe dışında akşam yemeklerinde alakart restoranları kullanabileceğinizi size bilgi olarak
burada parantez içinde belirtmek istiyorum. Evet, ana restoranda anlatmış olduk. Şimdi ne yapacağız? Hemen şu karşıda sahilde bulunan Beach Snack bölümüne gideceğiz. Çünkü ana restoranda tabii belli bir kıyafet şeyi de var. Hani denize girerken, havuza girerken ıslak şortlarla, terliklerle buraya gelmek çok mümkün olmuyor ana binada. Hani biraz daha böyle meşakkatli. Onun yerine Beach Snack'te inanılmaz güzel alakart sunumlar var. İskender dönerinden pizza çeşitlerine kadar. Şimdi oradaki sunumu göstereceğim size. Hadi buyurun. Efendim, Arkanus Süleri 4'te ana restoranda çocuklar için ayrımcı özel bir alan var. Hani onları biraz daha oyalamak için, onları daha mutlu bir şekilde yemeklerini almanı sağlamak için böyle şirin masaların olduğu bölümde, tabii ki onlara özel menülerin sunulduğu bir büfede kullanabilirsiniz. Burada yine onlar için hazırlanmış bölümde şeyler var, meyveli yoğurtlar, meyveli sütler vesaire var. Büfede de şu anda henüz hazır değil ama bilgi olarak söylemek istiyorum. Özellikle köfteler, makarnalar, patates cipsi, nugget gibi ya da sebze yemekleri gibi yemekler var. Bu alanda böyle rengarenk duvarlarıyla çocukları karşılıyor ve restoranın çocuklar için olan bölümü olarak da misafirlerimizi bekliyor. Şimdi ana restoranda kısa görüntüler aktardık misafirlerimiz için ve tabii sizler burada tatil yaparken özellikle zamanın çoğunu sahilde veya havuzda geçireceksiniz. Ve bu sürede üzerinizde şortunuzda, terliğinizde çok relax bir modda olacaksınız. Acıktığınız zaman da ana restorana gitmenize gerek kalmadan size Beach Snack alanında çok güzel sunumlar yapan bir bölüm göstereceğim. Şimdi sahilden, denizden veya iskeleden çıktınız, buraya geldiniz ve sipariş vermek istiyorsunuz. Masalaya servis olmak kaydıyla, alakart servis olmak kaydıyla böyle bir menümüz var. Şimdi örnek anlamında göstermek istiyorum size bunu. Şöyle hemen farklı dillerde tabii hazırlamış arkadaşlarımız. Döner çeşitleri birazdan göstereceğim size. Makarna çeşitleri, gözleme çeşitleri, salatalar, meyveler ve waffle. Dondurmalı waffle ile var burada. Aynı zamanda kıymalı, peynirli ve kuşbaşılı pide de yapılıyor. Bulunduğumuz alan Beach Snack alanı. Gördüğünüz gibi misafirlerimiz sahilde yemek keyiflerini yapıyorlar. Arkadaşlarımız, garson arkadaşlarımız masanızda servis yapıyor, masanızda sipariş alıyor. Ve burada gördüğünüz açık mutfakta, kolay gelsin herkese bir kez daha. Burada gördüğünüz açık mutfakta anlık olarak ürünler hazırlanıyor. Ustam kolay gelsin. Dönerimiz yaprak döner mi? Elinize sağlık, kolay gelsin. Yaprak döner. Hemen burada pide fırını var. Pideler burada hazırlanıyor. Salata almak isterseniz buradan salata siparişinizi verebilirsiniz. Elbette gözleme bölümünden bahsetmesek olmaz. Özellikle deniz keyfi yaparken gözleme tadı ayranla beraber. Ablam kolay gelsin. El açması hamurdan. Dikkatinizi çekerim. Bu arada şekerli gözleme de yapıyor musunuz? Turistlerin vazgeçemediği gözleme bölümü de burası. Yani Beach Snack alanında gözlemesiz olmaz derseniz. Ve tabii ki bar bölümü. Yine alkollü veya alkolsüz içeceklerinizi buradan sipariş verebiliyorsunuz. Arkadaşlarımız size masanıza servis yapıyorlar. Şimdi artık yavaş yavaş biz Arkanus Süleri Resort'te birçok bölümü anlatmış olduk, sunmuş olduk. Bayağı da artık yorgunluğumuz da arttı sabah saatten itibaren. Olabildiği kadar çok bölümü size bilgi olarak aktarmaya çalıştım. Buraya kadar olan bölümde tabii tesisi beğendiyseniz, Arkanus Süleri Resort'te tatil yapmaya karar verdiyseniz, özellikle bu güzel sahilde olmayı istiyorsanız rezervasyonunuz için tatil mekanına ulaşmayı ihmal etmeyiniz diyorum. Bizler ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak rezervasyonunuzu memnuniyetle bekliyoruz. Araya yine reklamı aldım ama bu benim için çok önemli. İşte gördüğünüz gibi burada herkes şortla terlikle gezerken biz sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Umuyorum ki sizler de bunu takdir edeceksiniz ve rezervasyonunuz için aşağıda iletişim bilgini bıraktığımız ekibimize ulaşarak rezervasyonunuzu tatil yumdan yaptıracaksınız. Biz de ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak sistemlerimiz üzerinden rezervasyonunuzu gerçekleştireceğiz ve buradaki tatilinize vesile olacağız. Ne kaldı, ne unuttum bilmiyorum. Galiba bir spa merkezi ve fitness center alanını göstermeden çıkmak olmaz. Şimdi oraya gideceğiz. Spa merkezi ve fitness'a gösterdikten sonra artık videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Şöyle biraz daha görüntüleri size sunalım. Ben aradan çekileyim. İbrahim şöyle bir dakika etrafı misafirlerimize sunalım istersen. Bakın havuz alanından yavaş yavaş sahile doğru gelen misafirler var. Bu arada Arkanus Süleri Resort'te çok sayıda şezlongun bulunduğunu, gerek havuz alanında, gerek sahil alanında, palmiyelerin altında, çimlerin üzerinde. Dolayısıyla burada şezlong bulmakla ilgili bir sorun olmadığı gibi sahildeki kumsal alan çok keyifli olduğu için insanların, misafirlerin birçoğu sahilde zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Çünkü sahil gerçekten çok keyifli. Evet, durum vaziyet böyle. Artık spa merkezine doğru gidebiliriz. Efendim şimdi Arkanus Süleri Resort'te otelin çok büyük bölümüyle ilgili size bilgiler aktardık. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmek üzereyiz.
Ama otelin spa merkezi fitness bölümüyle ilgili size bilgi vermeden de videoyu kapatmak istemedim. Çünkü özellikle düzenli spor yapan misafirlerimiz, fitness aletlerini merak eden misafirlerimiz için işte burası Arkonusi'de Resort'un fitness merkezi. Hem kardiyo için hem de ağırlık çalışmak için yeterli diyebileceğimiz ölçüde aletler var. Özellikle bu yıl otel yenileme ve kendi geliştirme çalışmaları içerisinde yeni aletler de almışlar. Mesela burada gördüğünüz kondisyon aletleri bu sene getirilen aletler. Yani daha sıfır diyebileceğimiz durumda. Dolayısıyla spor yapmak isteyen misafirimizin bence öncelikle otelin bahçesini kullanmanı tavsiye ederim. Çok güzel yürüyüş ve koşu parkurları var dışarıda. Videomuz içerisinde bence bunu fark etmişsinizdir. Ben de öyle yaptım. Sabah saatlerinde saat 6-6.30 gibi muhteşem bir atmosferde dışarıda koşunuzu yapabilir. Sonra gelir burada biraz ağırlık çalışıp sonra da nereye? Güzel bir hamam sauna keyfi için spa merkezine gelebilirsiniz. Şimdi Arkonusi'de Resort'te konsepte dahil olarak ekstra ücret ödemeden hamam, sauna, buhar odası gibi bölümlere giriş yapabiliyorsunuz. Ama eğer isterseniz de böyle gayet güzel kese, köpük ve bakım paketleri alabilirsiniz. Tabii ki bunun için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Siz kendinize uygun bakım paketi için buradaki menülerden seçim yapabilirsiniz. İsterseniz profesyonel arkadaşlarımız size vücudunuzun ihtiyacı olan bakım paketiyle ilgili de bilgiler verecekler. Fiyatları da TL'ye çevirirken özel indirimler de yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Ve isterseniz müsaitlik var mı bilmiyorum ama şöyle bir çok kısa içeriden biraz görüntü ekleyelim. Size fikir vermiş olalım. Öncelikle hamamdan bahsetmek istiyorum. Tesisin özellikle hamam sauna konsepti gerçekten çok başarılı. Şu anda misafir olmadığı için böyle biraz görüntü ekleyebildik. İçerisi de oldukça sıcak. Biz fazla kalamayacağız. Görüntüyü ekledik. Bakalım başka boş alanlar varsa en azından masaj odası görüntü ekleyelim. Efendim otelin spa merkezi bünyesinde bulunan bir de kapalı havuz var. Şimdi kapalı havuz aslında güneşte açık havuzda olmak istemeyen misafirlerimiz için bence gayet güzel bir noktada. Çünkü bakın şuradan dışarıya dönelim gösterelim. Hem bir çocuk havuzu var hem de ana havuzun yanı başındayız. Karşıdaki kapıdan spa merkezinde giriş yapılıyor. Ve burası da güneşten korunarak havuza girmek isteyen misafirimiz için özel bir bölüm diyebiliriz. Tabii ki engelli misafirimiz için böyle asansörler de onların havuz alanını rahat kullanması için düşünülmüş. Otelin engelli dostu bir tesis olduğunu ifade eden bir ayrıntı olarak sunmak istiyorum. Bir de masaj odası göstermek istiyorum size. Spa merkeziyle alakalı fikir vermek üzere. Sonra yavaş yavaş artık videomuzu sonlandıracağız. Efendim misafirlerin olmadığı odalardan iki tane yakaladık ve masaj paketi almak isteyen misafirimiz için iki tane örnek masaj odası göstermek istiyorum. Arkonusi'de Resort'te spa merkezinde bakım paketi almak istediğinizde hamam, sauna, buhar odası kullandıktan sonra masajınız için de buradaki odalarda size hizmet. Bir tane burada varmış İbrahim, böyle çekebilirsin. Bakım paketinizi aldıktan sonra da hemen bulunduğum yerin şöyle sol tarafında dinlenme bölümü var. Burada misafirler hani relax oda olarak isimlendirebiliriz. Dinleniyorlar ve ben de yavaş yavaş spa bölümünde sonlandırmış oldum. Tekrar resepsiyona doğru çıkacağız. Veda konuşması yapacağız size ve otelden ayrılacağız yavaş yavaş. Efendim Arkonusi Resort'teki çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Umarım paylaştığım görüntüler ve aktardığım bilgiler sizlerin Arkonusi Resort'teyi değerlendirmenize, filtresiz ve gerçekçi hali incelemenize ve burada tatil yapmamanıza yardımcı olmuştur, kararınıza yardımcı olmuştur. Eğer Arkonusi Resort'te tatil yapmaya karar verdiyseniz de bizler tatil ekibi olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Bütün bu çalışmaları, bu seyahatleri, otel incelemeleri için yaptığımız emekleri diyelim, sizlerin rezervasyonunuza talip olduğumuz için gerçekleştiriyoruz.
Rezervasyonlarınızda tatil mekiğini tercih ederseniz bizler de ETS Tur'un yetkili satış aracısı olarak rezervasyonunuzu yaparız ve Arkanus Resort size de keyifli bir tatilinize vesile oluruz istiyorum. Videoyu kapatıyoruz. Bir sonraki keşiflerimizde görüşmek üzere diyoruz. Şimdi buradan Kemer, Fethiye, Bodrum'a doğru devam edeceğiz. Çok güzel yeni keşifler yapacağız. Sizler de videoyu kapatmadan önce beğeni ve abone tuşlarına basarsanız YouTube kanalımıza destek olmuş olursunuz ve çok daha fazla otel keşif videosunu sizlere iletmemize vesile olmuş olursunuz diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Asmalık.